Acı boynuzunun faydaları saymakla bitmez. Akdeniz ikliminin geçerli olduğu her coğrafyada yetişebilen keçi boynuzu ülkemizde çoğunlukla Mersin ve Antalya'da üretilmektedir. Kullanımı 4000 yıl öncesine kadar dayanan bu besin yüzyıllardır tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. En yaygın kullanım şekli ise pekmez formudur. Evlerde doğal olarak hazırlanan keçi boynuzu pekmezi eski zamanlardan beri Türk geleneğinde bir şifa kaynağı olarak kullanılmıştır. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu besin bir destekleyici olarak belirli aralıklar ile tüketildiğinde birçok hastalığa iyi gelmektedir. Keçi boynuzu pekmezinin faydaları ve zararları nelerdir? Ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Bir tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir? Antialerjenik ve antibakteriyel özellikleri dolayısıyla keçi boynuzu çok etkili ve güçlü bir antioksidandır. Kış aylarında özellikle solunum yollarında gelişen hastalıklara sebep olan zararlı bakterilere karşı savaşır. Eski zamanlardan beri bağışıklık sistemini güçlendirme amacı ile kullanılmıştır. Soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi virüs temelli rahatsızlıkların tedavisinde oldukça etkilidir. Zengin bileşik havuzu ile bağışıklık sisteminin güçsüz olduğu dönemlerde vücudumuzun yanındadır. Ayrıca keçi boynuzu pekmezi mükemmel bir boğaz açıcıdır. İçerisinde bulundurduğu bileşenler ile kuru öksürüğü kısa bir süreç içerisinde hafifletmektedir. Şiddetli öksürüklerin ve boğazdaki tahriş hissinin azaltılması için rahatlıkla kullanılabilir. Bunun yanında akciğer dokusunun temizlenmesinde önemli sorumluluklar alan bu besin astım atakları, bronşit hastalıkları ve nefes darlığı olmak üzere tüm sorunların en aza indirilmesi için çalışır. Bununla birlikte keçi boynuzu pekmezi sindirim hastalıklarına karşı doğal bir ilaçtır. Bulundurduğu galik asit ile bağırsak florasını iyileştirir, midedeki asit derecelerini dengeler ve oluşan şişkinliği azaltır. Lifli dokusu ile mide sularının salgılanmasını da destekler ve sağlıklı sıvı emiliminin sürmesine yardımcı olur. Özellikle bağırsak kurdu ve paraziti gibi bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir. İçerisindeki çözünmeyen lifler, bağırsakta bulunan faydalı bakterileri besleyerek tüm sindirim faaliyetlerini geliştirir ve antibakteriyel yetenekleri sindirim yolunda bulunan zararlı bakteri ve toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır. Daha sağlıklı kemik dokusu için keçi boynuzu pekmezi. İçerisinde bulunan kalsiyum miktarı kemik dokusunun güçlenmesini ve korunmasını desteklemektedir. Bununla birlikte sadece kalsiyum değil, içerisindeki magnezyum ve potasyum gibi sayısız mineral ile besinlerden alınan kalsiyum ve fosforun vücut tarafından daha kaliteli bir şekilde emilmesini sağlamaktadır. Bu da kemik gelişimine ve kemik problemlerinin azaltılmasına doğrudan yardımcı olur. Kemik hasarlarından oluşan eklem ve doku ağrılarını hafifletir. Özellikle çocuklarda kemik gelişimine yardım ederken yetişkinlerde de kemik erimesine karşı fayda sağlamaktadır. Ayrıca içerisinde bulundurduğu bakır minerali bağ dokusu için oldukça faydalıdır. Bağ dokusu kemik yükünü hafifletir ve hareket faaliyetlerinde önemli sorumluluklar alır. Bu neden ile pekmez uzun dönemde kemik, eklem ve bağ dokusunun sağlıklı bir şekilde işleyişinin sürdürülmesi için olumlu faaliyetlerde bulunur. Daha sağlıklı bir zihinsel yapı için keçi boynuzu pekmezi. Bu besinin bulundurduğu bileşenler ve antioksidanlar sayesinde hücre onarıcı etkisi çok yüksektir. Bu bakımdan keçi boynuzunun sinir sistemi ve beyin fonksiyonları için çok önemli bir besin olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan araştırmalarda belirli aralıklar ile tüketilen bir kaşık keçi boynuzu pekmezinin beyin hücrelerinin yenilenmesinde, dikkat dağınıklığının önlenmesinde ve özellikle de sinirsel fonksiyon gerilemeleri kaynaklanan stresi yok etmede oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır. Potasyum ve magnezyum seviyeleri nedeniyle beyine giden kan damarlarını koruyarak stres anındaki dolaşım bozukluklarını engeller ve depresyon, kaygı ve stres gibi kısa dönemli negatif zihinsel faaliyetlerin oluşum riskini azaltır. Öte yandan vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını arttıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Kansızlık sorunlarını önleyerek aneminin sebep olduğu kronik yorgunluk ve halsizlik gibi durumların yaşanmaktadır.
yaşanma sıklığını düşürür. Tüm dolaşım sisteminin kalitesini arttırarak organ ve dokuların işleyişini geliştirir. Kalp ve damar sağlığı için keçi boynuzu pekmezi. Bu besin antioksidan özelliği sebebiyle doğal bir antibiyotiktir. Yapılan birçok araştırmada kalp ve damar hastalıklarına karşı faydalı etkiler sağladığı gözlenmiştir. Antibiyotik etkileri nedeniyle kanı temizler ve kanın damar dokusundan daha rahat akması için damar fonksiyonlarını geliştirir. Ayrıca kanda azalan maddeler nedeniyle kan basıncı azalır ya da yükselir, pekmez. Bulundurduğu potasyum ile kan basıncını dengeleyerek olumsuz etkilerin önüne geçer. Bununla birlikte bu besin antioksidan içeriği ile vücuttaki serbest radikallere karşı güvenlik duvarı oluşturur ve kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Hasar gören hücrelerin yenilenmesine yardımcı olan keçi boynuzu böylece vücudun hücre kaybını önlemiş olur. Kişinin bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser gibi hücre hasarından oluşan hastalıklara karşı olumlu etkiler gösterir. Daha sağlıklı bir cilt için keçi boynuzu. Besinlerde nadir bulunan K vitamini bakımından zengin olan keçi boynuzu, E vitamini ile birlikte çalışarak deri hücrelerinin yenilenmesinde oldukça etkilidir. Böylece deri hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Bulundurduğu bakır ile cildin sıvı dengesini koruyarak doku kalitesini arttırır. Kan dolaşımına yaptığı katkılar ile derinin en üst kısmında bulunan ölü deri tabakasının değişimini hızlandırır. Ayrıca demir içeriği ile saç tellerini güçlendiren bu pekmez, demir eksikliğinden kaynaklanan saç dökülmelerini ve yıpranmalarını engeller. Bakır ile saç köklerine inerek her bir saç telinin daha kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur ve uzun dönemde saç ve cilt sağlığını geliştirir. Bununla birlikte keçi boynuzu A vitamini açısından zengindir ve bu da göz dokusunu koruyarak retina dejenerasyonunun önlenmesine yardımcı olur. Öte yandan özellikle içerisinde bulundurduğu fosfor, magnezyum ve potasyum kas kasılmaları ve vücudun enerji seviyesinin korunmasında oldukça önemli minerallerdir. Bu minerallerin eksik olması kronik yorgunluktan uykusuzluğa kadar geniş bir açıda vücudumuzu birçok zorlu süreçten geçirmektedir. Ancak gün içerisinde bir tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi tüketerek bu minerallerin birçoğunu belirli seviyelerde karşılayabiliriz. Hem kadınlar hem de erkeklerde hormon sağlığı ve dengesi için oldukça önemlidir. Vücut içerisindeki hormon seviyelerinin sağlıklı işleyişini destekleyerek tüm vücut sağlığımızın korunması için oldukça önemli sorumluluklar alır. Peki keçi boynuzu pekmezinin zararları var mı? Ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Bir besin ne kadar sağlıklı olursa olsun yanlış miktarda ve zamanda kullanılırsa belirli sorunlar oluşturabilir. Öncelikle keçi boynuzu pekmezi içerisinde bulundurduğu sayısız bileşen ile vücudumuza inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Ancak bu zengin içeriği nedeniyle kalorisi düşük bir besin değildir. Çok fazla ve aşırı kullanıldığında kilo alımına neden olabilir. Ayrıca içerisinde bulundurduğu yoğun lif ve bileşenler ile çok fazla tüketildiğinde bağırsakları gereğinden fazla meşgul ederek sindirim sistemi için olumsuz etkiler yaratabilir ve ihtiyaçtan fazla tüketildiğinde keçi boynuzu, mide bulantısı ve baş dönmesine yol açar. Bununla birlikte şeker içeriği nedeniyle şeker hastaları beslenme programlarına herhangi bir pekmezi eklemeden önce uzman doktorlarına danışmalıdır. Öte yandan günümüzde tıp dünyası keçi boynuzunu ve keçi boynuzu özünü ilaç yapımında kullanmaktadır. Bu sebep ile belirli ilaçlar ile etkileşime girebilir. Eğer sürekli olarak kullandığınız ilaçlar var ise pekmez tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalısınız. Özellikle kan inceltici bir ilaç kullanan kişi keçi boynuzunu tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmalıdır. Peki keçi boynuzu pekmezi nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar sağlıklı bireyler için haftanın 3-4 günü günde bir kaşık pekmez tüketimini ideal olarak belirlemiştir. Ancak pekmezin doğal veya güvenilir olmasına dikkat etmelisiniz. Özellikle rafine şeker yerine kullanılan pekmez ve doğal meyveler uzun dönemde sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza keçi boynuzu pekmezini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.